3, 4. Rom kamera, aşka tükeme kamera. Katal Bulgari 100 yaşında oluyor İzmit'i. Bize Atatürk Tandinas. Atatürk'ü Tandinas. Kimisi Lilotana, kimisi Nalili, kimisi Mukla Dadisalı, Samsun'a galı, Bursa galı, İzmir'i galı, Adapazarı galı, Adatabaşlı. O romanı hep daldı salı. Ama senden neden geldik? Yani nerede akşam oldu orada kaldık. Yani, ekmek dilene dilene. Senden benden köylerden ekmek dileniyordun. Yalan yok. Bizim mahallemize biz buraya geldiğimizde doğduğumuzda manastır diyorlar yani. Daha önceleri kiliseydi buraları. Biz İzmit'in eskileriyiz, yerlileriyiz yani. Bizi yok saymasınlar. Bizim bundan 15-20 sene evvelki gelirimiz pazarlardandı. Perşembe pazarı vardı da eskiden. Perşembe pazarında insanlarımız giderdi, orada zebze meyve satardı. Öyle kazanç sağlardık yani. Meslek olarak bizim hiçbir mesleğimiz yok. Öyle kazanç sağlarlardı. İşte hamallık yaparlardı. Zebze meyve satarlardı. Fakat işte geçmiş zamanlarda bizim gençliğimize doğru işte biraz siyasetle ilgilenme oldu. Mahallede arkadaşlarımız işte kimisi diğer partilere, kimisi diğer partilere, belediyelerde iş bulmaya başladılar. Meslek olarak bizde hiçbir şey yok. Sabıkalı olan arkadaşlar var, bayanlar var. Onlara bir hükümlü kadrosundan işe sokmak istiyoruz. Sokamıyoruz. Siz diyor çingenesiniz, yapamazsınız. Siz diyor romansınız, olmaz. Siz diyor sizin elinizden gelmez. Ya getir bakalım bize, geliyor mu gelmiyor mu? Sizin elinizden geliyor da bizim elimizden niye gelmiyor? Eşimin işi gücü yok. Eski sabıkalı. Kaç yere gittiysek bizi dışladılar roman olduğumuz için. İş istediğimiz zaman diyorlar ki torpil olacak. Hani biz öyle bir insanlardan değiliz. Romansak oturmamızı, kalkmamızı bilen kişiyiz.
Onu diyeceksin gibi. Tamam Sayın Başkan. O zaman? Şimdi var ya bizim ezginliğimiz bu zaten. Kendimizi bir başka kişiler gibi. Biz hep romanız ya. Biz bize vuracaksın şeyi. Semeri. Biz hep taşıyacağız. Biz yıllardan beri kendimizi doğru dürüst ifade edemedik. Yani işte romanlar ne yapar? Çalgıcılık yapar. Hırsızlık yapar. Var var istikrar. Ya yani var ama her millette var sonuçta. Her millette var. Yani Kürdün'de de var, Lazın'da da var, var. Ama romanların hiçbiri bir tane banka soyduğunu görmedim ben bu zamana kadar. Değil mi? Gücü yetmiyor. Gidiyor camide ayakkabı çalıyor. Ayakkabı çalıyor. O da böyle veyahut da var ya. Bu kadar yani. Bugün alayım ben 20 milyon da bir tane şarap alayım. Yani. 4 lira bir alayım. Hep ön yargılı. Yani çıkma dışarı. Çıkma dışarı. Romanlar çalar seni. Biraz çocuk 1-2 yaşına geldiği zaman seni açık açık konuşuyorum Kadir. Yani yok çingene çalar seni. Ayda o çocuk var ya büyüdüğü zaman çingeneye karşı öyle mi yaşar? Bir ön yargılı oluyor. Bizim mahallemizin içinde makine mühendisleri yok mu? Yüksek tahsil gören. Var. Bunlar nerede? Niye bunlardan değerlendirmiyor Büyükşehir Belediyesi? Ama sen diyor var ya çingenesin al eline süpürgeyi. Başkanım Büyükşehir'i karıştırma işten atacaklar bunu. Ama bu gerçek şimdi ya, bak. Geçenlerde çarşıya gittik biz yani çarşıdığımız İfede Caddesi'ne. Bakıyorum adamların zabıta ya zabıta burnu uzun. Yani Laz olduğu belli. Ben buranın çocuğum ben alacağım o teslimi ya. Ben alacağım onu usta. Adam nereden geliyor? Asya'dan geliyor. Asya'dan mı geliyor? Gürcistan'dan mı geliyor? Onu buraya koyuyorsun başımıza. Yani bırak şimdi, da ben yapayım şunu ben buranın çocuğuyum ya. Bu son başbakanın yapmış olduğu hareket. Biraz romanlar harekete ya yani. Şimdi hadi bakalım. Belki Türkiye'de bir başbakan romanlardan özür diliyor. Tamam. Güzel bir şey. Yaşamış olduğu bir Kasımpaşa olayı var. Azınlıklar da orada yaşıyor. Doğru mu? Azınlıklar da orada yaşıyor. Biliyor nasıl bir şey. Biliyor ezgin olduklarını. Ama sonuç ne oluyor? Tamamen bir suistimal. Roman açılımı. İşte festivaller yapıyorlar. Ya işte sanatçı getiriyorlar birkaç tane. Seka Park'ta, Fethiye Caddesi'nde insanlarımıza göbek attırıyorlar. Açılım bu değil ya. Böyle açılım olur mu ya? Roman açılımı. Yani biz böyle mi? Biz mahallemizde eğlenceyi yapıyoruz ya. Düğünlerimiz var bizim mahallede. Yazlık sezonunda 200 tane düğün olur. 200 tane abarttım yani de. Misal 50 tane düğün oluyor yazda yani. 50 tane düğün yapılıyor burada. Haftada 3 gün düğün oluyor. Biz zaten burada eğleniyoruz insanlarımız. Şimdi bizi Fethiye Caddesi'nde, Seka Park'ta göbek attırma lüzum yok ya. Bu mudur açılım yani? Bizim bunlara ihtiyacımız yok. Bize iş, kurs, bilgisayar kursu, işte kaynakçı kursu. Bunları gençlere teşvik ettirirken de bunlara ufak bir açlık. 300 lira bir açlık da verirseler ayda tabii ki o çocuklar teşvik eder. Efendime söyleyeyim, keman kursu veriyorlar. 500 tane keman aldılar gençlere. Ya benim çocuğum gençler keman öğrense ne olur ya? Bu bir sosyaldır yani, bu eğlencedir yani keman. Meslek değil bu ya. Meslek olarak başka şeyler öğretin ya. Benim çocuğum bugün kemanı öğrendi. Meslek olarak mı öğrenecek kemanı? Gidecek marinaya, birinin kulağına tutacak, çalacak, 1 lira para verecek ona. Bu mudur yani meslek? Başka şeylerin üzerinde durun ya. İnsanları böyle ufak şeylerle olmaz yani. Yanlış yapıyorlar. Doğudakileri alıyor, okutuyor burada. Bizi basit geçiyorlar. Siz diyor aç kalmıyorsunuz, siz ekmeğinizi alıyorsunuz her türlü.
görmeden gönlüm. Biz hepimiz insanız, hepimiz kardeşiz. Bizi ayrı görmesinler. Yani ben şimdi petrol ofisinde ve diğer takımlarda top oynadığım zamanlarda, Kağıtspor'da profesyonel olarak da top oynadım. Ben. Top oynadığım zamanlarda şimdi ben iyi top oynuyorum, çalım atıyorum veya işte güzel 2-3 hareket yapıyorum. Eğer takımımı galibiyete getireceğim zaman bakıyorum seyirci oradan tutun şu çingeneyi diye. Öyle bağırdılar bana yani. Ben eve gelirdim üzülürdüm. Niye bize yani ayrımcılık yapıyorlar? O kelimeden çok yani üzülüyordum. E şimdi kibarcasını yapıyorlar yani. Kibarcasını yapıyorlar şimdi. Aynı kelimenin kibarcası, romanlar. Hırsızlıkla çok suçluyorlar. Bir de kötü görüyorlar romanları. Çok aşağılık insanlar. İlle biz boya yapacağız. Millete giyeceğiz, bize şey bulunacak, hani saygı yapılacak. Biz böyleyiz. Bizi böyle tanısınlar. Hani biz roman olduğumuzdan gurur duyuyoruz. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Biz Selanik macurlarından geldi bizim büyüklerimiz. Niye bizi aşağılıyorlar? Sen yarışsana bir karınca, yaratabiliyor musun? Allah bir dedi mi tamam, o insandır. Biz böyleyiz. Evine, çevresine bağlı bir insanız. Gölgeyi bakman lazım mı? Seni tanımak için. Yapma be, biz yapamıyoruz böyle. Biz makyaja yetişemiyoruz. Biz anca ekmeğe yetişebiliyoruz. Üç arkadaş şeye gittik, çarşıya. Mağazaya gittik giyim almaya. İki tane bir kadın vardı orada mağazada. Bizi yani hırsız gibi gördü. Yani romanları en aşağı insanlık görüyorlar açıkçası. Bizi gördükleri zaman, çarşıya gittiğimiz zaman çantalarını bizden çekiyorlar açıkçası. Hırsız yapıyorlar bizi. Bu da bizi rahatsız ediyor. Kızdırıyor. Özellikle beni çok kızdırıyor. Yanımdaki arkadaşlar kızmasa bile ben çok kızıyorum buna. Biz böyle olabiliriz ama sonuçta insanız. Evet var. Kötüsü de var, içeni de var, kaçanı da var, hırsız da var, uçanı da var. Evet var. Ama çok iyi insanlarımız da var. Okumak isteyen insanlarımız da var. İmkanları olmadığından dolayı okuyamayan insanlarımız da var. Ben gitmedim. Babam yollamadı beni okula. Da okulun kapısını açmadım. Evde yoktu beni. Okumuyorlar çocuklar. 5'te ilkokuldan sonra çıkıyorlar. Bak herkes öğretmen çıkar, vali çıkar, kaymakam çıkar, her şey çıkar. Hani benim de çocuklarım çıksa ya. Okumasını çok istedim, neyse ki den çıktı. Şartlar çok zor. Yol parası, okul açlığı bulamadığımız olaydan çocuklar okumuyor, kaçıyorlar okuldan. Çocuklarımız ziyan zebil. Kimisinin ayağında ayakkabı yok, çıplak. Mahallede geziyorlar. Bir kişide 5 tane, 10 tane çocuk. Zenginin parası var, fakirin çocuğu var. Zengin karısıyla oynar, fakir çocuklarıyla oynar. Ben senin elinde olsam askere gitmem. Kaçak olurum. Kaçak olurum. Ulan şu an başladın gideceksin. Oğlum bak, bir mod girdiği zaman askerliğin yarısı bitmiştir. Size romanlar. 12 tane çocuk yaptım.
Sakın fazla çocuk yapmayın. Makarın. Hala çayı. Tumaro şeraska belas karına. Belas. Ben bela çüdünüm kadar çavurum. Nafalı ona. Planduskar. Karlılınge. Tanalılınge. Ya bıktı selam artık. Mudarlımanı çavurum. Çavuye. Sakın fazla çava makarın. Nasati davatumun. Duydanı, trinlanı kırın. Tayyip'i soğuk edeceğiz. İki tane, üç tane. Tayyip'i dinleyin. Tayyip iyi adam. Mahalleye gelen çıkmak istemiyor. Gitmek istemiyor. Olmayacak bir köpeğimiz var. Mahalleye bir geldi. 3 aydan beri kovuyorsun gitmiyor. Alıştı bize. Biz namazda kılıyoruz. Biz buradaki insanlar oruçta tutuyor. Buradaki insanlar zekatta veriyor. Buradaki insanlar kurbanla kesiyor. Buradaki insanlar, insanların inancı tamdır. Allah ve Resulüne inanırlar. Dışarıdaki insanlar ne demiş veya nasıl yapmışlar hiç önemli değil. Bizim inancımız önemli. Bizde anarşi çıkmadı, PKK çıkmadı, devlete kurşun sıkmadık. Çocuklarımız berduş gibi geziyorlar, ya askerliğini bitirmiş insanlar. Bir odanın içinde 10 kişi yatıyorlar, yakışıyor mu? Herkesin düzeni bir düzgün olsa iyi değil mi? He? Doğru değil mi abiciğim? Ben senden fazla bir iş de istemiyorum. Çevre temizliği olsun dedi. Kocanın ne işi var? Kocanın ne mesleği ne? Kocam ayakkabı boyacısı. Git dedim ikinci noterin önünde boyat da ayakkabılarını. Bana gülüyor. Dün yağmur yağdı mesela, altyapımız yok. Evlere su bastı, taşlar çıktı. Kaçan kaçana perişan olduk bir 15 dakika yağmur yağmasından. Bizim romanlarımız dedim dürüst, iyi insanlar. Hani dedim evladını kesen var mı, babasını kesen var mı? Ama dedim ne ararsan dedim, bu kendini beğenmişlerde çıkıyor bu dedi. Bizim kime zayımız var, kime yanlış yaptık? Milletin cenazesine gidiyoruz, milletin düğününe, kavgasına, mezarlığına. Her türlü desteğe veririz tüm halkımıza. Öteki insanların nasıl ki örf ve adetleri varsa Roman milletinin de örf ve adetleri vardır. Biz onlara saygı duyuyoruz. Onların da bize saygı duymasını istiyoruz. Buradan kopmak istemiyoruz. Burada yaşıyoruz. Burada doğduk. Burada ölmek istiyoruz. Mahallemizin kalkmasını istemiyoruz. Ben iş istiyorum. Çocuklarım fabrikaya girsin. İşe girsinler. Bir parça ekmeği getirsinler bize. Mahallemiz güzelleşsin böyle. Okullar, çocuklar okusun. Küçükten evlen, küçük yaşta evlenmesinler. Hani herkesin bir işi olsun. Öyle bir hayatımız olsun. Bu zamana kadar hep böyle şey çektik, çile çektik. Hostes olmak isterdim. O şey bana çok yakın sanki. Hayalim de o benim.
içinde gezerimiz tavrit gibi. Bir naylon kovanın içinde gezerimiz tavrit gibi. İstanbul neresi? Köprüde gide gele bayanlara eve ve more. Yetim gezdik hep kulaksızdan tophaneye. Köprüde gide gele bayanlara eve ve more. Yetim gezdik hep kulaksızdan tophaneye. Aslında bizim de hakkımız be ablacığım. Değil miyiz toprağımızın üstünde? Aslında bizim de hakkımız be bey abim. Değil miyiz toprağımızın üstünde? Size göre biz boş yere yaşıyorsa çaresiz. Oltadaki balık kadar yoksa değerimiz. Biz de kayıklar atlayıp vapurların yaşadığı denizlere gideriz. Biz de kayıklar atlayıp vapurların yaşadığı denizlere gideriz. Yaşasın romancıklar. Bu çalacak, tamam mı? Taksimi bitirecek. Sen ben böyle gireceğim ben. Tamam. Evdeki karıları var, yetmiyor. Delikanlı kızlara bakıyorlar. Bir de bakmasalar çok memnuniyete geçecek. Bakarlarsa da evdeki karılarını yollasınlar bizim eve. Ece! Dur elini çek. At var. Ve de gavuru kelme taktı. Olan Allah belanızı versin çocuk gibi be. Olan geçmeyeyim be. Şimdi ben aman maymunlular ya. Hadi. Ne maymunsun be oğlum? Hadi, hadi evine devam et abi. Senden tanesinden ne yakışıklıyım ben. Ben karartım. Biraz sultanım. Oğlum dur, ya, girsene, bir daha girsene. Bir daha şimdi gir. Şu an o sonu bulamam. Ya kuzum. Çalış, çalış, çalış. Hemen bu bir karışık, bir karışık.